Açı TV stüdyolarına hoş geldiniz. Bu hafta üniversitemizde geçen haftanın önemli olaylarını sunmak için karşınızdayız. Açı TV haber bülteni başlıyor. Haftanın en önemli gelişmelerini sizlerle paylaşmak için birlikteyiz. Artvin Çoruh Üniversitesi, uluslararasılaşma stratejisi kapsamında gayretli çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda üniversitemiz rektörü Profesör Doktor Mustafa Sıtkı Bilgin ve beraberindeki heyet Batum Şota Rustaveli Devlet Üniversitesi'ni ziyaret etti. Ziyarette Batum Şota Rustaveli Rektörü Profesör Doktor Merab Kalvasi ile bir görüşme gerçekleştirilirken, iki üniversite arasında imzalanan mutabakat anlaşması çerçevesinde ortak eğitim ve öğretim projeleri geliştirmeyi ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen Horizon 2030 ve Erasmus programlarına birlikte bilimsel projeler sunulması kararlaştırıldı. Gürcü ve Türk araştırmacılar tarafından Karadeniz ve Kafkasya bölgesi özelinde tıbbi ve aromatik bitkiler, eczacılık, su, tarım gibi çeşitli konularda ortak çalışmalar yürütmek için atılabilecek adımların istişare edildiği görüşmelerde ayrıca işbirliklerinin turizm ve gastronomi alanlarında yaygınlaştırılabileceğine dikkat çekildi. Üniversitemiz heyeti akabinde Batum Şota Rustaveli Devlet Üniversitesi, Batı Gürcistan Bölgesel Kromatografi Merkezi'ni ziyaret ederek burada yürütülen araştırmalar hakkında bilgi edindi. Uluslararası akademik işbirliklerine büyük önem veren üniversitemiz, bugün önemli konuklarını ağırladı. Kazvin Kar Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Hasan Asadi, Koram Derah Kar Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Muhammed Hasan Abdullahi ve İran Sendikalar Konfederasyonu İşçi ve Kültür ve Eğitim Dairesi Başkanı Profesör Muhammed Sadık Muhsin Kabir'in yer aldığı İran heyeti üniversitemiz rektörü Profesör Doktor Mustafa Sıtkı Bilgin'i ziyaret etti. Ziyarette Kafkasya bölgesinin stratejik konumu ve ehemmiyetine dikkat çekilirken, bölge üniversitelerinin birlikte yürüteceği akademik işbirliklerinin önemi vurgulandı. Rektörümüz Profesör Doktor Mustafa Sıtkı Bilgin Üniversitemizin, tıbbi ve aromatik bitkiler sahasında ihtisas üniversitesi olduğunu ve tıbbi ve aromatik bitkilerin küresel pazar payının hızla arttığına dikkat çekti. Bu vesileyle ilgili sahada inşa edilecek ortak proje ve potansiyel işbirliklerinin taraflara sağlayacağı müspet katkılara değindi. Görüşmede konuklar kendi kurumları bünyesinde icra edilen akademik ve sosyo-kültürel çalışmalar hakkında bilgiler aktardı. Üniversitemiz rektör yardımcıları Profesör Doktor Atakan Öztürk ve Profesör Doktor Bülent Sağlam ile Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doktor Öğretim Üyesi Hakan Gültekin'in de hazır bulunduğu program hediye takdimi ve karşılıklı iyi niyet temennileri ile sona erdi. Şimdi sizlere üniversitemizde başarıyla gerçekleştirilen önemli bir konferanstan bahsetmek istiyoruz. Artvin Çoruh Üniversitesi'nde Cihan Nüma Derneği'nin katkılarıyla Yol 10'un konferans serisi kapsamında 23 Kasım 2023 Perşembe günü Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesi başlıklı konferans tertiplendi. Üniversitemiz Nihat Gökyiğit Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki programa Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Hamdullah Çuvalcı konuşmacı olarak katıldı. Üniversitemiz Genel Sekreteri Doçent Doktor Muhammed Ardıç'ın selamlama konuşması ile başlayan programda Profesör Doktor Hamdullah Çuvalcı ülkemizin son yıllarda gerçekleştirdiği teknoloji hamleleri üzerine değerlendirmelerde bulundu. Küresel gerginliklerin getirdiği böylesi kriz ortamlarında milli savunma yatırımlarının öneminin bir kez daha ön plana çıktığını dile getiren Profesör Doktor Çuvalcı, savunma teknolojisindeki gelişim ve iyileşmenin ülkemizin bölgedeki stratejik konumunu desteklendiğini ifade etti. Bu gelişmelerin aynı zamanda gelecek nesillere aktarılacak bilgi ve tecrübe mirası olacağını dile getiren Çuvalcı, teknoloji yarışında geri kalınmaması gerektiğini ve bu nedenle geleceğin bilim insanları ve yatırımcıları olacak bugünün gençlerine önemli görevler düştüğünü sözlerine ekledi. Profesör Doktor Hamdullah Çuvalcı'nın konuşmasının ardından üniversitemiz rektörü Profesör Doktor Mustafa Sıtkı Bilgin de bir teşekkür konuşması gerçekleştirdi. Ülkemizin stratejik konumu ve gücünü perçinleyen savunma sanayisindeki gelişimler ile küresel politik yaklaşımlar hususunda değerlendirmelere yer verdi.
Üniversitemiz Rektörü Profesör Doktor Mustafa Sıtkı Bilgin, Atatürk Araştırma Merkezi Bilim Kurulu toplantısına katıldı. İşte o haberimiz. Atatürk Araştırma Merkezi Bilim Kurulu 26 Kasım 2023 Pazar günü olan toplantısını gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen toplantıya Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mustafa Sıtkı Bilgin de iştirak etti. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı ve Profesör Doktor Derya Örs'ün açış konuşmaları ile başlayan toplantıya Kurum Başkanı Doçent Doktor Güner Doğan, Bilim Kurulu üyeleri ve kurum personeli katıldı. Programda Atatürk Araştırma Merkezi'nin 2023 yılı çalışmaları ve 2024 yılında gerçekleştirilmesi planlanan faaliyetler hakkında bilgi verildi. Toplantı görüş ve önerilerin paylaşılmasının ardından sona erdi. Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim Fakültesi İşbirliği ile Artvin Çoruh Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından cinsel şiddet kapsamında cinsel taciz ve saldırıyı önleme semineri gerçekleştirildi. 21 Kasım Çarşamba günü Nihat Gökit Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen seminerin açılış konuşmasını Artvin Çoruh Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi'nden uzman psikolojik danışman Merve Akdeniz Öksüz yaptı. Merve Akdeniz Öksüz şiddet, şiddet türleri, cinsel şiddet ve bu kapsamda ele alınan cinsel taciz ve cinsel saldırı konularında önemli bilgilendirmelerde bulundu. Konuşmacılardan uzman psikolog Alp Türk Öksüz cinsel taciz ve saldırının psikolojik etkileri ve alınabilecek önlemler konusunda sunum gerçekleştirirken, avukat Elif Oya Gültekin ise cinsel taciz ve saldırıların hukuki süreçleri konularında bilgiler aktardı. Üniversitemiz personeli ve öğrencilerin katılım gösterdiği programda konuşmacılara teşekkür belgesi ve çiçek takdim edildi. Üniversitemizde Dünya Engelliler Günü kapsamında poster ve materyal sergisi etkinliği gerçekleştirildi. Üniversitemiz Eğitim Fakültesi'nde özel eğitim ve kaynaştırma, işaret dili, öğrenme güçlüğü, kapsayıcı eğitim, otizm spektrum bozukluğu derslerine alan öğretmen adayları tarafından hazırlanan poster ve materyaller katılımcılara sergilendi. Sergide Eğitim Fakültesi öğretim elemanları Doçent Doktor Kemal Afacan, Doktor Öğretim Üyesi Mustafa Ceylan, Doktor Şenol Demirtaş ve araştırma görevlisi Halil Uysal ile poster ve materyal hazırlayan öğretmen adayları tarafından katılımcılara özel eğitim, özel gereksinimli bireyler, işaret dili, Braille alfabesi ve özel eğitim alanında kullanılan yardımcı teknolojiler gibi konular hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Üniversitemiz gündemdeki önemli gelişmelerden, üniversitemizdeki etkinliklere kadar birçok konuyu ele aldığımız haftanın özeti programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programımızda yeni gelişmelerle sizlerle olacağız. O zamana kadar sağlıkla ve huzurla kalın.